Arkadaşlar, yeni bir eğitim serisinde karşınızdayız arkadaşlar. Codamonkey'de eğlenceli kod öğrenme serisinde devam ediyoruz bu oyunumuzda. Arkadaşlar, şu an kaldığımız bölüm 62. 62. bölümdeyiz. Şu an karşımızda ne var? Ona göre bir kod yazacağız arkadaşlar. Öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Maymunumuz şu adanın üzerinde. Oradan şu raftın üzerine gelmesini sağlayacağız. Raftın üzerine geldikten sonra sırayla bu muza, sonra bu muza, sonra bu muza, sonra bu muza gidip yiyecek. Onun için ne yapacağız? Öncelikle bir maymunu şu rafta getireceğiz. Ne diyeceğiz? Pardon. Turn to raft diyoruz. Ondan sonra step Distance to raft diyoruz. Rafa geldi. Ondan sonra ne diyoruz? For B. Yani muzlara B diyoruz, değil mi? Sonra Froggy. Şimdi maymun bu rafa gelince ne yapsın? Muza yönelsin. Turn to bananas. Ondan sonra gidip muzu yesin. Step distance to bananas. Ondan sonra tekrar şeye yönelsin. Nedir? Rafta, değil mi? Ondan sonra ne yapsın? Rafta yöneldikten sonra ne yapsın? Rafta doğru yürüsün. Step distance to raft. Şimdi çalıştıralım. Ne oldu? Ha, burayı yanlış yazdık bak. Burası Froggy olacak. Froggy. Şurası da öyle. Froggy. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Evet, yedi. Rafta geri gelecek. Muza gidecek. Tamam, yedi. Tekrar muza gidiyor. Froki. Tekrar rafta geri geliyor. Tekrar muza geri gidiyor. Evet. Tekrar rafta gelecek. Bitti. Şimdi bu bölümü bitirdik. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bol şans diyor. Bakalım. Şimdi buradan tek tek bunlara göre şey yapıp bunları muza götüremeyiz. Onun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şöyle yapacağız. For Froki. Şurayı bir çizelim. Taşları hepsini izlesin gitsin, muzları yesin. İzlant diyorum. Ondan sonra turn to Froki step distance to Froki. Şimdi başlayalım. Gitti onu. Gitti, yürüdü. 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 Froki. Ada da gitti. Froki. Tamam. Bu seride de böyle arkadaşlar. Bir de oynatalım. Eğlenceli oldu baya. Şimdi burada kodlamayı yazarken ilk önce aklınızda kurguyu kurmanız lazım. Olayı nasıl çözeceksiniz? İlk önce onu yapmanız lazım yani. Mantığını ilk önce çözmeden önce oraya nasıl gitmek istiyorsunuz onu ilk önce kararlaştırmanız lazım. Ondan sonra kod yazmaya başlıyorsunuz. Bu çatlak gözü ne diyor? Selam millet. Evet. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? İlk önce maymun buranın üstüne yürüyecek, değil mi? Bir ilk önce bunu hesaplayalım.
Maymun yürüyecek oraya. Kaç adım? 7 adım. Maymun 7 adım yürüyecek. Ondan sonra bu kaplumbağa şuraya kadar gitmesini istiyoruz. 20 adım. Kaplumbağa 20 adım gidecek. Ondan sonra maymun 7 adım yürüyecek değil mi herhalde? 7 adım mı yürüyecek? Evet, 7 adım yürüyecek. Tekrar bu kaplumbağa şuraya yürüyecek. Ondan sonra buraya geldikten sonra buranın üstüne gelecek maymun. Tekrar bu kaplumbağa buraya gelecek. Bir çalıştıralım bakalım. Evet. Tamam. Yürüsün. Kaplumbağa yürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sefer maymun gidecek. Kaplumbağa yürüyor. Ve muzu yiyor. Tamam. Bu seriyi tamamladık. Devam edelim diğer bölüme. Şimdi burada ne yapacağız? Onu ilk önce. Şimdi burada maymun muza gitsin. Muzdan geri kaplumbağaya gelsin. Ne yapalım? Şimdi şöyle yapacağız. Maymun muza gitsin. Step. Buna froggy diyelim. Ya froggy demekten yoruldum. Turn to B olsun. Step. Distance. Şurasına bir yazalım. Step. Distance to. Step distance to banana. Pardon. Step distance to B. Ondan sonra buraya gitti mi maymun? Sonra maymun neye doğru yönelsin? Kaplumbağaya doğru. O zaman turn to turtle step distance to turtle. Sonra kaplumbağanın üstüne geri gelsin. Sonra kaplumbağa ne kadar adım gitsin? Hesaplayalım. Tam olmadı. Bir dakika. 8 adım. 8 adım gitsin. Tamam. Çalıştıralım şimdi. Muzu yedi. Geri geldi. Kaplumbağaya gitti. Ha, yanlış yaptık. Şimdi maymun muzu yemeye gitti. Ondan sonra buraya yöneldi. Kaplumbağanın üstüne geldi. Ondan sonra şuraya bir tane daha yazacağız. Turn to B. Şimdi oldu. Çalıştıralım. Hayır. Kodu yanlış yere yazdım. Dur. Bitsin bir. Tamam. Kodu yanlış yere yazdım. Şimdi fark ettim. Şunu bir silelim. Şuraya yazacağız arkadaşlar. Şuraya. Turn to banane. Pardon. Turn to B. Şimdi çalıştıralım. Yesin. Gelsin. Devam etsin. Muza yönelsin. Yesin. Geri gelsin. Yürüsün. Muza yönelsin. Geri gelsin. Muza yönelsin. Geri gelsin. Tamam. Bu seviyede tamamdır böyle. Şimdi diğer bölüme geçelim.
Timsahlar yüzemez. Onlara step yapamazsın. Turn veya turn two yazabilirsin. He, yani sağa dön, sola dön diye yazabilirim. Şimdi bu timsahların üstünden gidemeyiz ama timsahları ne yapabiliriz? Köprü olarak kullanabiliriz. Şimdi for B şöyle bananas yapalım. Pardon, for B for B bananas, tamam. Bakalım for bir bananas. Ondan sonra step, pardon, step distance to B yapalım. Pardon, ama öncesinden de şöyle yapalım. Yok, for B, B olsun. Şu krokodiles olsun. Turn right. Turn right. B olsun. Şurada step distance to banana olsun. Çalıştıralım bakalım. Turn right. Turn right. Bu niye çalışmadı şimdi? Doğru bir bakalım. For in. Beyin B. Turn. Turn. Right. B. Tamam. Bu neyine çalışmadı onu anlamadım. Right B. Bir kere. Ne diyor? Bir Türkçe'ye çevirelim. Ne diyormuş? Hat 2'yi düzeltmek ne demek istediğinden emin değilim. Right B. Genellikle right aynı satırda hiçbir şey olmamalıdır. B. He. Bir dakika. Geri orijinali göster. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Şunu demek istiyor. B. Turn right. B nokta. Pardon, noktasını unuttuk arkadaşlar. B nokta turn right şimdi oldu. Sonra bunu bir silelim. Tamam. Şu 3 nokta oldu mu arkadaşlar? Şu 3 nokta oldu mu siz de bu formüle dahilsiniz demek. Formülden çıkmak için şu noktaları silmemiz lazım. Yeniden yapalım. Yeniden yapalım. Tamam. Şimdi bir kilit daha açıldı. Şimdi bakalım neredeyiz? Neredeyiz? Hepsini al diyor. Şimdi bu buna yönelse, bu buna yönelse, bu da buna yönelse, hep aynı hizaya gelse bir şey olacak. Bir dakika. For B Krokodiles
Bir ton tantu İzlant. Bundan sonrası step distance to banane. Ama bunu da şöyle şey yapmam lazım. Şimdi bu problemi size hem kendime hem size ev ödevi olarak veriyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. 67. challenge'da kaldık arkadaşlar. Unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.